Ya tabii konuşulan oyuncular var ama biliyorsunuz ben prensip olarak yani bir oyuncuya imza attırmadıktan sonra ne ismini kamuoyunda sirküle etmek gibi bir şeyim var, yapım var. Yani ne de bu konularla alakalı olarak herhangi bir açıklama yapmıyorum. Bu transfer dünyası çok enteresan bir dünya. Yani imza atılana kadar neyin ne olacağı bilinmez. O iş 10 defada değişikliğe uğrayabilir. Belirli noktaya gelmiş olduğumuz oyuncular vardı tabii ki. Ancak işte geçen hafta sonu federasyonun açıklamış olduğu bu 8 artı 3 kuralı bazı hesapları yeniden yapmamız gerektirecek. Yani şimdilik transferlerle alakalı olarak söyleyebileceğim şeyler bununla sınırlı kalsın. 2 senedir, 2,5 senedir çok ısrarla federasyondan talebimiz rezerv takım uygulamasının hayata geçirilmesi. Geçen sene rezerv takım olarak 3. ligin içerisinde yer almak istedik. Maalesef bu şeyimiz, talebimiz federasyon tarafından kabul görmedi. Diğer taraftan altyapıyla alakalı olarak, altyapı dediğiniz yani evet ismi belki altyapı ama futbolun hatta sporun en önemli yapısı, temel taşı. Eğer altyapıya gereken yatırımı yapmazsanız, gereken önemi vermezseniz onun haricinde oyuncu çıkmaz mı? Çıkar. Nasıl çıkar? Binde bir çıkar veya bilemediğiniz 1000 oyuncuda 2 tane çıkar. Ama sağlam bir altyapı programınız olursa eğer, altyapıya gereken yatırımı yaparsanız, tesis yatırımını yaparsanız, gerektiği şekilde finanse ederseniz ve doğru programlar üzerinden giderseniz, bu defa o binde 2 rakamı %2'lere, %3'lere, %5'lere gelir. Yani buna bir de bu açıdan bakmak lazım. Tabii bunların hiçbir tanesinin çalışması yapılmadan, altyapısı oluşturulmadan hiçbir şekilde ileriye dönük bizi tatmin edecek projeler önümüze konulmadan birdenbire. İşte 8 artı 3 kuralının getirilmesi bana göre çok sağlıklı bir yaklaşım değil. 8 artı 3 olabilir, 7 artı 4 olur, 6 artı 5 olur, buna benim hiçbir itirazım yok. Ama eğer aynı oranda ligdeki mücadele düzeyini sabit tutabileceksek, hatta daha yukarılara taşımak istiyorsak, az önce sıralamış olduğum şeyler yapılmadan böyle bir kararın alınması, ben kimse kusura bakmasın, herkesten de özür diliyorum bu tabir için, ama bu prematüre bir karar. Gerçi Okay Yokuşlu'ya birisi yazmış da sattınız falan diye, Okay Yokuşlu'yu biz satmadık. Buyout maddesi diye bir madde vardı. Futbolun azıcık içinde olan insan da o buyout'un ne anlama geldiğini çok iyi bilmesi lazım. Okay gitti bizden Celta Vigo'ya. Takip eden sene işte rekor bir yani şu anda Türkiye liglerinin rekorudur. Yani altyapıdan yetişen bir oyuncu olarak yani 24 milyon euroya Cenk Tosun gitti ama yani bu ülkenin altyapısında yetişmedi. Ülkenin altyapısında yetişip yurt dışına giden en fazla ücreti alan ve rekoru da şu anda elinde tutan Yusuf Yazıcı var biliyorsunuz. Yusuf'a da sadece 17,5 milyon euro transfer bedeli olarak bakmak doğru olmaz. Onunla birlikte Edgar Lee'nin de bonservisinin %50'si Trabzonspor'da. Yani Edgar'ın da nasıl bir oyuncu olduğunu zaten artık herkes biliyor. Aynı sene çok ciddi bir teklif gelmişti Ömür'e. Çok ciddi bir teklifti. Şimdi kulübün ismini söylemek ne kadar doğru olur onu bilemiyorum ama 23 milyon euroydu Ömür'e gelen teklif. Kulübün ismi zikretmeyelim. O kulübe olan saygımızdan dolayı. Yoksa farklı bir şeyim yok benim burada. İşte geçen sene siz de biliyorsunuz yani 375 bin euro kiralık bedelle Trabzonspor'a gelen Alexander Sørloth'un işte 21 milyon euroya Leipzig'e gidişi. Yani sadece yetiştirmek değil aynı zamanda geliştirmek de çok önemli.
Bugün yine işte Uğurcan konuşuluyor, tekrar Ömür konuşuluyor. Son zamanlarda bir iki kulüp menajeri ve sportif direktörü tarafından Berat'ın ismi telaffuz edilmeye başlandı. Şimdi yani örnek bir kulüp konumuna geldik bu konuda. Avrupa'da ismi konuşulan Trabzonspor oyuncu yetiştiriyor. Trabzonspor'un yetiştirdiği oyuncuların gelmiş oldukları nokta, Avrupa futbolunda gelmiş oldukları nokta zaten herkesin malumu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman evet, Avrupa kulüplerinin gözleri Trabzonspor'un yetiştirdiği oyuncular üzerinde veya geliştirdiği oyuncular üzerinde. Şimdi az önce de ifade ettim, yani bu kural Cuma günü uygulamaya kondu. Bugün de şunu anladık ki federasyon buradan geri adım atmayacak. Dolayısıyla bütün kulüpler, sadece Trabzonspor değil, yani hesabını, kitabını, planını, programını yeniden gözden geçirmek zorunda. Ha, kampa kadar kaç oyuncu katılabilir? Yani bizim hedeflediğimiz kampa kadar 5 oyuncuyu düşünüyorduk. Daha sonra ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenecekti takip eden transferler, eğer ihtiyaç varsa. Hocanın raporu doğrultusunda tabii. Zaten bütün transferler hocanın raporu ve talepleri doğrultusunda. Hoca izleme, onların raporları ve talepleri doğrultusunda yapılıyor. Ama öyle tahmin ediyorum ki kampa kadar yani 2 oyuncu garanti diyebilirim. Ondan sonrası dediğim gibi o uzun bir ve çok ince ve detaylı bir programlama neticesinde ortaya çıkacak. Onu zaten hep birlikte göreceğiz.